Bu arada Trabzonspor İstanbul kampına başladı. Riva'da çalışmalarına başladı. Evet. Şimdi bu noktadan sonra dediğimiz gibi bir sol bek Kyo Alioski olabilir deniyor. Bir de santrfor hedefi var Trabzonspor'un. Şu anda çalışmalar, son durum. Şöyle bir değerlendirecek olursanız Selahattin Kınalı. Alexander Sørloth kakafonisi yavaş yavaş şeyini kaçırıyor. Artık gelmeyeceğini herhalde insanlar anlamışlar. Daha çok artıyor. Gelmeyecek mi? Gelemeyeceğini ya da. Çünkü o maliyette kiralık bile alsan 4,5 milyon euro alıyor şeyden. Leipzig. Ne verecek Trabzonspor şeye, Sørloth'a? Kaldı ki hep söylemeye çalışıyoruz. Yani oyuncuları, giden oyuncuları tekrar geri çağırmak ne gelen için ne takım için çok bir fayda sağlamıyor. Sørloth milli takım kampına gittiğinde geri gelmesi gerekirken Beşiktaş maçı varken Trabzonspor'un gelmedi ya. Gelmiyorum dedi. Ben daha gelmeyeceğim dedi. Ne yaparsanız yapın dedi. Şimdi böyle diyen bir oyuncuyu ki ben hani delikanlılığına hatalar insanlar yapabilir. Önemli değil. Sørloth'u yargılamıyorum yani. Ama Sørloth gelip iki maçta 3 tane gol kaçırsın. Seyirci başlayacak bu sefer onunla didişmeye. Bu çok net. Ya bu tartışılır bir şey değil. Trabzon seyircisi değil bu. Her seyirci bunu yapar. Niye yani o duyguyu tekrar oyuncuya ve kulübe niye yaşatacaksın? Güzel bir hatıra bırakmış git işte. Şimdi onu tekrar getirirsen güzel hatıraların bir anlamı kalmayacak. Oysa Alexander Sørloth şimdi bu onun yaşattıklarını yaşayan her Trabzonsporlu ve futbol sever için güzel bir gökkuşağı rengi gibi kalacak, ölene kadar kalacak. Şimdi getirip onu kirletmeyi göze almamak gerekiyor. Çünkü sen Sørloth'a mahkum değilsin ki. O kadar paraya vereceksen verdiğinde işte Cornelius, Cornelius var yani. Cornelius'ta da son pürüzleri gidermeye çalıştıklarını biliyor. Mali pürüzleri. Ki Cornelius bana göre kariyer olarak Sørloth'un önünde. Biz Sørloth'un Trabzon performansıyla değerlendiriyoruz. Türkiye performansıyla. Türkiye performansı seni yanıltır. Avrupa Şampiyonası'nda hepimizi yanılttığı gibi milli takım. Peki diyelim Cornelius geldi, Alioski geldi, Perez, Gervinho, Koyta, Hamsik. Evet. Yani Trabzonspor bütün şeyini kalesinde Uğurcan. Ben Abdullah Avcı'nın son konuşmasında Uğurcan'ın şampiyon bir takımın teknik kalecisi olarak gitmesi ne isterim deme dediğinden çıkarımımız evet. Şu. Hoca da kalsın istiyor. Sayın Başkan da biz şu anki yükümlülüklerimizi herhangi bir oyuncumuzu satmadan da karşılayacak mali yapıya sahibiz dedi. O zaman 20 milyon gelse satar. Şampiyon hayır tabii ki. Şampiyon olacağım diyorsan o zaman kalecini de satmayacaksın. Anlaşılan kalede Uğurcan'ı olan takviyeleri de bu saydığımız oyuncular olan bir Trabzonspor o zaman. Ve Türk oyuncuları çok da Berat. Evet. Berat, Abdülkadir Ömür. Var. Belki bazen Abdülkadir Parmak, başka Türk oyuncu kalmıyor. İşte bir de Uğurcan. Yunus. 3 kişi. Yunus var. Yunus da rotasyon oyuncusu. İnşallah yani, kendini hazırlar kaldım. Ama ilk 11'de belli ki Abdülkadir Ömür, Berat ve Uğurcan olacak. Yani 8 artı 3'ten bahsediyorum. Oraya Trabzon mutlaka yerli şey yapmalı. Genişletmeli. Yani Abdülkadir'de bir devamlılık sorunu var. Tabii. Berat, evet iyi bir oyuncu. Ama bazı maçlarda Berat'a ihtiyacınız işte, olmayabilir. Sen izlememişsin maçı. Nevzat, dün Trabzon U19 takımında Hakan Keleş diye bir oyuncu var. Gayet olgun yani. Hani hem 40-50 metreye uzun paslar atıyor Sosa gibi. Hem de olgun oyuncu. Al kadronu. Gerçi hoca onları 3-5 oyuncuyu Riva kampına çağırıyor zaten. Onlardan benim kastetim biraz da kaliteli. Yani Hakan genç kalite, oyuncular olacak da için. Genç oyuncular mutlaka olmalı da biraz daha böyle hani direkt 11'de oynayabilecek oyuncu, yerli Nevzat, oyuncu mutlaka. İzlemediğin için diyorum. Hakan öyle bir oyuncu. İzlemediğin gibi bir şey diyemiyorum sana. Hakan dediğim sen çocuk de, yeşil soyadı. Herhalde 40 maç izlemedin abi. Yani kaç maçını izledin? Yok. 10 maçına yakın izledik ama dün önemli. Nerede izledin abi? YouTube kanalına veriyorlar maçlar arası. Evet tamam. Trabzon'da ama canlı orada da izledim. Yani kendi yaşıtları da ben de izlediğimde çok yetenekli oyuncular var ama yani bir üst seviye farkıdır. Ya bu arada az önceki haberle ilgili ben şey olmadan bir hatırlatma yapayım. Şimdi Mehmet Ayan, hatırlatmış, yazmış. Bu Fenerbahçe'ye gelip ikinci gelişinde başarısı olan teknik adamlara o evet. Veselinovic'e de mesela yani onayı evet. Bakmak lazım. Biz ama son dönemdeki Mehmet Ayan'ın Veselinovic'i hatırlamasının Mehmet nedeni Mehmet Ayan'a da selam söyle. Veselinovic'in sıkı atçı olmasıdır herhalde. Oradan hatırladı Mehmet Ayan. Oradan. Öyle demeyelim. Haklı ama demeyelim. Ne var ki canım ben de at yarışı oynarım yani. Ayıp bir şey değil ki. Atatürk'ün oynadığını biz oynasak ne olur yani. Ben hiç anlamam. Attan mı yarıştan mı? Şey yapmış. onu hatırlatmış. Ona bir bakmak lazım. Bu arada teknik adamla ilgili bak ben sana Arsene Wenger'i söylemiştim Ezgi. Az önce şimdi o sözü de
size söyleyeyim. Ha, Brezilya Nevzat'ın aklına kalmış. Şimdi hayır. Eğer gelirse bu konuşulur. Şimdi bir takım Arsene Wenger söylüyor. Bir takımda bir Brezilyalı fayda sağlar. İki Brezilyalık gruplaşma yaratır. Üç Brezilyalık kaos ortamı yaratır. Dört Brezilyalıysa hocayı gönderir. Şimdi tabii herkes kendi takımındaki Brezilyalıları hesaplıyor muhtemelen. Ya her şey sağ sonuçlarına bak. Bu bunu konuşmuştuk. İzleyicilerimize de hatırlatmış olalım. Üstad Arsene Wenger söylemiştir. Aman Sergen Hoca yani 3-4 Brezilyalı olursa sıkıntı olur. Arsene Wenger söyledi diye tanrı kelamı olacak hali yok. Saha sonuçlarına bakar her şey. Ya her saha sonuçları iyi gitti mi her şey iyi gider. Bu arada bu sene bir numaralı şampiyonluk adayım Trabzon kayıtlara geçsin. Şimdiden geçsin mi? Geçsin. Yani hazırlık maçı izlemeden sezonun ilk birkaç haftasını ben, görmeden. Kağıt üzerinde söylüyor işte. Ben transfer şeyine bakarak söylüyorum. Muhtemelen arkası da gelecek. Yani burada Selahattin abi var diye söylemiyorum. Ama hakikaten. Selahattin olabileceği fikri. Trabzonspor. Trabzon her zaman sahada şampiyon olur, masada kaybeder. Sahada olur, ona itirazım yok. Siz de bu transferlerin doğrudan şampiyon olabileceğini düşünüyor musunuz? Tabii canım, hocanın tek hedefi, hocanın ve yönetimin Türkiye'de var mıdır acaba böyle bir yönetim bulan şanslı bir teknik adam. Ne istedilerse aldılar ve hala alıyorlar. Ve Trabzon yani 150 kilo fındıkla 500 kilo çay var yani. Bir de işte yetiştirdiği oyuncular var. Hani maddi olarak da İstanbul kulüpleriyle yarışması söz konusu bile olamaz. Trabzon'un şeyi gibi teşbihte hata olmasın. Yani İsrail küçücük bir ülkedir, etkisi çok büyüktür. Trabzon'u da, Trabzon dışında yaşayanlar Trabzon'u çok büyük bir şehir zannediyorlar. Hayır, Trabzon 150-200 bin kişilik bir şehirdir. Nüfuzlu çoktur, nüfusu azdır. Yani ekonomisi çok güçlü değildir. Ama buna rağmen İstanbul takımlarıyla yarışacak bütçe yarattı sana yönetim. Hoca ne isterse alıyorlar. Bir taraftarın da var, şahane de bir stadın var. Bu sene Abdullah Hoca'nın kendini ispat etme ya da bir ışık aşağıya düşme sezonudur. O da bunun farkında. Her mevkiye tık gelik hiç soru yaratmayacak oyuncular istiyor. Gervinho sorar mısın nasıl bir oyuncuydu? Tık oturdu. Bence Trabzon şundan dolayı söyledim. Ben bütün kulüplere baktığımda transfer konusunda en hazırlıklı olan kulüp olarak ben Trabzonspor'u görüyorum. Çünkü diğer bütün kulüplerde bir acaba var. Acaba oraya yani sürekli böyle bir kafalarda soru işareti, belirsizlik, gelgitler olurken Trabzonspor bu konuda daha bilinçli, daha organize. Erken yol aldı bence. Yani diğerlerine göre erken yol aldı. Geçen senede bu senaryoyu aslında Fenerbahçe için söylemiştik. Transferlerini çok erken bitirmişti. Teknik direktörüyle anlaşmıştı aslında. Kafası rahat bir şekilde sezona başlamıştı. Transferde şampiyon olmuştu ama sezon beklediği gibi gitmedi. Şimdi Trabzonspor için tabii ki şuydu. Bu bir örnek olur mu onu bilmiyoruz ama. Şimdi Fenerbahçe yeni bir teknik direktör, yeni bir anlayış, yeni bir kültür ama yeni teknik direktörü sürekli daha ilk günden sorgulanan bir teknik direktördü. Ki oradaki yapılanma bile Fenerbahçe'de çok tartışıldı sezon başladıktan sonra. Yani kurumsal yapıdan bahsediyorum. Tabii tabii. Erol'un kafa rahat değil dedik. Karışıyor mudur, şimdi burada, Emre karışmıyor mudur çok dedik. Burada Abdullah Hoca'nın böyle bir dezavantajı yok. Son derece uyumlular gördüğüm kadarıyla. Tabii tabii, öyle bir sorun yok. Transferde de Selahattin abiye katılıyorum. Bir teknik adam olarak en rahat olan, ihtiyaçları en iyi şekilde karşılanan ve bana göre en şanslı teknik direktör de Abdullah Avcı. Yani o da bunun kıymetini bilmeli. Şu an Trabzonspor ona çok büyük bir fırsat tanıdı, çok büyük bir şans tanıdı. Yönetim büyük risk alıyor. Ya bu mali risk. Yani. Risk alınıyor. Evet. Yani sonuçta hamşikler olsun, Gervinho'lar olsun bunlar belli bir 34 ya ortalaması. Ama işte transferin. Bu günü kurtaracak bir kadro. Evet. Yani bu tamamen Trabzon. Abdullah Avcı demiş ki biz bu sene kesinlikle şampiyon olacağız. İstediğim oyuncular şunlar. Öyle mi hocam? Yönetimde o isimleri alıyorum. Birinciyi alamasa ikinciyi alıyor. İşte Fenerbahçe de şampiyon olmak istiyor. Fenerbahçe de şampiyon olmak istiyor. Şimdi Galatasaray'da çok özür diliyorum. Şu anda Topuk Yaylası'ndan gelen canlı görüntüler ekranlarınızda. Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun birkaç dakika içerisinde açıklamalar yapacak. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Biz de canlı olarak ekranlara getireceğiz. Ben de saçlarımı Serdar Topuk gibi yapacağım. Başlamak üzere. Benziyor biraz.